fazla 2,5 lira veririm otele. Mei. Niye istemiyor? Ne bileyim, kaçtı ve korkuttu. Yatakla otobüsün içindeyiz. Şöyle yapıyor, go. Böyle saça parmağını bir soktu böyle. Niye insanlara arkadan hareketler yapıyorsunuz? Arkamdaki amca bayağı asabi. Alo. İşi yok. Tekere evde. Tipe bak. Yemekler bunlar. Bir yer asgari ücret. Sen ne diyorsun hacı? Mert. Seni seviyorum Mert. Seni seviyorum Can. Seni seviyorum Mert. Neredesiniz? Çıkışa bakar mısın ya? Kanka gizli underground park. Sabah kahvaltımız. Kadın malzemeden hiç çalmamış. Nasıl kâr ediyor anlamadım. Are you gonna spend more time together? Yeah, we met each other. How many days ago we met? We met 3 days ago. 3-4 days ago we met. Hostelimize yeni bir arkadaşımız geldi. Meksikalı. Okay. His route is different, my route is different. Okay. That's nice. Yeah. Pretty cool. Yeah, YouTuber. YouTuber. Her zaman hazırız baby. Let's go to... ¿Cómo te llamas? Oye, Diego. 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 Where are you from? Mexico. Ah, Mexico. You're talking Spanish. Yeah, ¿cómo estás, bro? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Tú cómo te llamas? Jan. Jan. Uh-huh. ¿Y tú? Mi nombre es Mertz. Mert. Y a mi nombre es Mertz. Mucho gusto. Mucho gusto. Hey. Herkese merhabalar. Bugün Vietnam'da yeni bir gün, yeni bir videoda tekrar beraberiz. Şu anda Hoi An şehrindeyiz. Hoi An şehri Vietnam'ın en güzel, kanka, en estetik paralı bir şehirlerinden şekilde birisi. Fotoğraf çekimi yapıyorlar, istiyor mu? Ama para isteyecekler. Paralı bir şekilde. Ona verdi bile. Ha. Gel gidelim. Bay bay. Bay bay. Kıya. Beni bir oylay. Şapkam düştü. Var mı domat biber isteyen? Domat bir milyon. Domat biber değil bu. Mango. Ya, ne rolay? Ya, rotor hocam ne böyle? Mango, liçi. Bir milyon. Liçi. Bu da rambutan mı? Pazara gidiyoruz. Hadi bakalım. Dün kaldığımız hostele işte 3 dolar ödemiştik. Gayet güzel bir hostel. Nasıl para kazandığını bilmiyoruz. Çok güzel de sabah bize bir kahvaltı hazırladılar. Bugün de hostelde tanıştığımız İtalyan arkadaşlar var. Onlarla beraber Dalat şehrine gitmeye karar verdik. İtalyanlar bize dediler ki 12 saat sürüyor, 12-12,5 saat sürüyor. Saat 5'te bineceğiz dediler. Sabah saat 5'te orada olmuş olacaksınız dedi. Biz saatlerce orada yol alacağız Mert'le beraber. Şimdi dedik ki şu otobüse binmeden önce şu Hoi An şehrini biz size gösterelim. Çünkü burası gerçekten Vietnam'ın gezilecek birkaç şehrinden birisi. En önemli birkaç şehrinden birisi. Şu anda gördüğünüz yer bir ada. Fakat bu ada nehir üzerindeki bir ada ve tarihi bir yer burası. Old Town diye geçiyor. Şu arkamdaki dükkanların güzelliğine bakar mısınız? Böyle hep tek katlı, iki katlı, küçük, güzel dükkanlar var burada. Şuralara da Çin balonları koymuşlar yolun üstüne. Kadın şimdi tekne turu satmaya çalışıyor. 1,5 saat sürecek diyor. 300 bin dong bir kişi. Coconut boat'la diyor. Bununla değil kanka. Biliyorum o şunlarla, şu yuvarlaklarla. Bunlar sahilde kullandıkları can kurtaran tekneleri. Şurada bir tapınağımız var. Burada yine dar sokaklar, turistik yerler. Karşıdan da turist ordusu geliyor üstümüze doğru. Abi video çekmeye nereden geldin? Hello. Evleniyorlar. Yeah? Ah, very good. I wish you happiness all your life. Thank you. Bye bye. Vietnamlı çiftimize mutluluklar diledim. Turistik bir o kadar da güzel. Vietnam'da bir berber dükkanı. Ne
Şimdi Cho Hoi An isimli pazar yerine geldik. Burası Hoi An'daki gıda pazarı. Hello. Acılı balık yapmış. Aa, bamya. Uzun zamandan sonra bamya görüyorum. Çok ilginç. Ben buralarda hiç bamya görmemiştim. Hello. Hello. Thank you. Bakın Vietnam yemekleri. Şunu daha önce buna benzer bir şey yemiştim. İzleyenler hatırlar, Mekong Delta'ya gittiğimizde. Bu dışındaki lastik gibi görünen şey aslında pirinçten yapılıyor. Yani komple onu yiyorsunuz. Burada meyve suyu yapıyor kadın. Burada hem yiyorlar, hem yemekler yapılıyor, hem yiyorlar. Hello. Fiyatlar da çok güzelmiş. 30 bin, 50 bin. Evet. Okay. Beni hatırlarsın diyor. Burada işte karides, tavuk, yumurta. Yumurta bunların mutfağında bir de çok önemli bir yer tutuyor. Thank you. Bakın böyle hep chopstick'lerle yiyorlar. Hello. Hello. Hem ellerini kullanıyorlar hem chopstick kullanıyorlar. Yiyecek bölümü bitiyor. Bundan sonra mutfak eşyaları, süs eşyaları, küpeler, takılar. Hello. Hello. Ha, masaj. No no, thank you. Thank you. Masaj var diyor. Turist gördükleri an akıllarına masaj geliyor Asya'da. No, thank you. Küçük küçük evlerin arasında. Old Town deniyor buraya, eski şehir deniyor. Biliyorsunuz dünyada hep Old Town'lar vardır her yerde. Mesela İstanbul'da Sultanahmet Old Town. Çok güzel el işi şeyleri var ya bunların. O yan. Bakınız burası bir kasap dükkanı ve etler açıkta duruyor. Böyle çoğu ülkede dünyada hep gördüğüm etlerin açıkta durduğudur. Hatta benim kardeşim gıda mühendisi, onunla beraber biz Küba'yı gezmiştik. Ve Küba'da etlerin böyle açıkta durduğunu görünce kardeşimle büyük bir şok yaşamıştık. Demek ki böyle de yeniyormuş, yani buzdolabına da çok gerek yokmuş dediğimiz oldu yani. Çünkü bu etler buralarda duruyor, üstüne sinekler konuyor ve insanlar satın alıp götürüp evde pişirip yiyorlar. Sağlıklarında herhangi bir sorun yaşamıyorlar. Evet, şimdi bir dükkana geldim. Burada meyve suları yapılıyor. Şimdi bir meyve suyu içeceğim. I want passion fruit. Ah, passion fruit. Yes. Okay. Passion fruit. I yes, love it. Yes. Okay. With mango or no? Only passion fruit, or you want to mix with mango and pineapple? I mix three. No, only passion fruit. Okay, please. Thank you. Mango ile karıştıralım istersen diyor. This one. May. 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 No, May. 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 Okay. May. Han. 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 Okay, okay. May. May. Han. 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 Okay. May. Han. Şimdiki yiyeceğim yemeğin adı bu arkadaşlar. May. Han. Han. Şu en baştaki, en sondaki. May. Han. Han. Okay, thank you. One. Yeah, one. Thank you. Kavga, Vietnam dilini öğreniyoruz. Evet, yemeklerimiz geldi. Bu benim wonton çorbam. Bu da Mert'in yemeği. Ne söylemiştin abi sen? Tavuk pilav sadece. Tavuk pilav. Yanında bir de tavuk suyu çorba getirdiler. Acı sos getirdiler. Bir de adam acıyı çok seviyormuş gibi. Bana getirmedi. Ben acıyı çok seviyorum. Koyabiliriz, sıkıntı yok kanka, şöyle bir kaşık buradan alayım, biber şöyle göndereyim istiyorsan bunu şöyle. Kadın şimdi bize karpuz ikram etti, sürekli bir şeyler ikram ediyor ya. Abi kahvaltı bedava, akşam yemeği bedava, böyle karpuz atıştırmalıkları bedava, duş, elektrik, klima, her şey bedava ve ücret 3 dolar. Aynen, bunlar para yapmadıklarını acaba fark ediyorlar mıdır? Yani 3 dolar zarar ettiklerini. Şimdi şarj kullanıyoruz, her şeyi şarja taktık. Evet, her şeyi şarja taktık, tuvaleti, banyoyu, her şeyi kullanıyoruz çıkış burada. Çıkış yaptım, hostelden çıkış yaptım ama yine de duş almama izin verdi mesela. Yani su parası gelecek.
Evet, şimdi hostelden ayrılıyoruz. Abi de yukarıda, balkonda. Hostelden ayrılıyoruz. Mafya. Evet. Bir, I am Turkish mafya. Bir şöyle şöyle hatıra fotoğrafı çekilelim. Gel. Come, come. Foto. Together foto. No. Foto together. Niye istemiyor? Ne bileyim, kaçtı ve korkuttu kadın. Bir an önce gidelim mi istiyor artık? Gidin artık, gidin. Okay, bye bye. Thank you, bye bye. See you again. Yola çıkıyoruz. Çok uzun bir yolculuk olacak. Çok. 3.30'dan 5'e kadar dediler de şu anda saat 5'e geliyor ya. Adam bayağı geç kaldı. Hello. Let's go. Şimdi bir acentaya geldik. Otobüs hepimizi buradan alacak. Herkesi böyle buraya yığıyorlar. Sonra topladıkları, otellerden topladıkları insanları burada bekletiyorlar. Otobüs geliyor, hepimizi alıp uzun yolculuğumuza götürüyor. Otobüse binerken herkes ayakkabılarını çıkarıyor. Sanırım ayakkabıları bir poşete yasak. Koyuyorlar değil mi? Evet, poşete koyuyorsun. Ayakkabı ve çorap yasak. Çorap da yasak. Bunların hepsi de kaynama yaptı. Bunlar benim 5 sıra arkamdaydılar. Şimdi önümdeler. Vietnam'da böyle otobüse binerken ayakkabı, çorap, terlik ne varsa çıkartıyorsunuz. Çünkü yataklı otobüslerde herhangi bir şey giyemezsiniz. Kokuyu önleme amacıyla yapıyorlar bunu. Thank you. Evet, burası yataklı otobüsümüz. Numaram kaç bilmiyorum. Numara var mı? Number? Garip bir otobüs. 3 tane farklı yatak yeri var. Burası. This is mine? Okay. Abi adamı gösterdiği yere geçiyoruz. Buralarım yapma be. Başka yok mu abi? Seni ortaya geçirdi, beni yana geçirdi. Şey diyeyim mi? En nefret ettiğim yere oturdum. Hem aşağıda hem ortada. Hem aşağıda. Yapma ya. Aşağı kötü mü oluyor kanka? Oğlum pislik. Yerde yatıyoruz yani. Pislik. Ayakkabı çıkartmak yasak. Evet, enteresan. Asker koğuşuna benziyor böyle kışla gibi. Burada işte herkes ayakkabılarını çıkarmış bir halde. Mert Aktaş kardeşimle yan yana yata yata gideceğiz artık. Perde falan da yok yani. Böyle yanlarda da pavyon ışıklarımız var. Kankam şu anda hostel bakıyor. Kaç gecelik bakıyorsun? Yarın 13'ü. 13'ünde yarın gece kalacağız, uyanacağız 14'ü. 14'ünde de sen artık o şimine gitmen gerekiyor. Sen istiyorsan tabii 2-3 gün orada da kalabilirsin. Belki uzatırım, duruma göre bakacağım. Ben de bir gece alacağım rezerve. Çünkü tamam. Ben de 10 gün daha Vietnam'dayım. Duruma göre uzatabilirim. Artık yolun sonuna doğru yaklaşıyorum. Doyamadım Mert'le gezmeye. Özleteceksin kanka. Bağımlılık yaparım. Çok özleyeceksin. Yine belki başka ülkede denk geliriz. Denk geliriz kanka her türlü. Gezgin adam bulur birbirini her yerde. Aynen. Dalat'sa güzel olacak. Daha devam ediyor canım. Ya bu Dalat şehri bence şu ana kadar gezdiğimiz en güzel şehir olacak. Kanka hostel fiyatları ne durumda? Kanka hostelde fiyat diye bir şey yok. Ya yani fiyat yok. Nasıl yani? Çünkü bedava, bak gel göstereyim. Bak şimdi mesela şöyle bir hostel var mesela, merkezi 2.3 kilometre, fiyatı 1 dolar diyor da o küsuratı da şey yapıyor, bak iniyorum aşağıya. 1 dolar hostel mi olur ya? Teknik bir arıza falan olmasın? Hayır 1 dolar da değil, 0.74 dolar hem de bu çift kişilik oda. Yani mesela 2 kişi gidip kalırsan kişi başı 70 cent, 30 cent kişi başı. Ne diyorsun? Mesela, yani odada kalabiliriz öyle, ranzalarda bak, yatmaya da gerek yok. Sadece burası değil, ikinciye geçtim, bu da aynı 1 dolar. Ve diyor ki vergi ve ücretler dahil. Diğeri 2 dolar. Oo. Diğeri 2 dolar. Diğeri 3 dolar. Diğeri 3 dolar. Yani kanka... Çok fakir yere gidiyorsun. Gecelik 5 Türk lirası, bak doların 27 olduğu devirde. Bak 1 doların 27 Türk lirası olduğu devirde gecelik 5 dolara özel odada kalacağız. Gecelik 5 liraya... 5 liraya kaldı. Dolar mı dedin? 5 Türk lirasına kaldı. 5 Türk lirası gecelik. Kişi başı yani, düz hesap öyle bir şey. Alayım mı rezervasyonu, deneyelim mi? Lokasyona bakalım abi. En iyisi hangisiyse onu seçelim, alalım bence. Kanka bir de bahçe manzaralı diyor. Bahçesi de varmış. Bir kahvaltı eksik. Bu arada pahalı. Arkamızda da gün batımı var kanka. Hadi canım. Şu anda tam güneş batıyor. Müthiş ya. Bunlardan birine tutacağız. Şu ambiyansa bakar mısınız? Ortama bakın. Yatakla otobüsün içindeyiz. Ve şuradan güneş batıyor. Ortam böyle işte.
kitabınızla, bilgisayarınızla, telefonunuzla geliyorsunuz. Saatler süren bir yol. 12 saat. Sabah 5'te varmış olacağımızı söylüyorlar. Adamın kafasına vursaydın. Yanlışta dokundum, adam böyle yanlışlıkla adamın kafasına vurdu. Elim dokundu, elim adam döndü bakıyor dedim, pardon abi. Bulduk mu adayı şimdi, tuttuk mu? Tutuyor muyuz? Kanka daha rezervasyon almadım da yani şimdi ben kalmayacağım kanka ya, çok pahalı. Nasıl ya? Kanka şimdi... $1 pahalı mı? Özel oda tutuyorsun, 2 kişi toplam $0.75. Nasıl? Yani 15 Türk lirası. Ha? 2 kişi için. Kişi başı Türk lirası olarak konuşursak kişi başı 7.5 Türk lirasına geliyor. Çok pahalı. Ben en fazla 2.5 lira veririm otele. Daha ucuzu var diyor yani. Yok işte en ucuzu kanka kişi başı 7.5 Türk lirasına geliyor. Yani $0.30, 30 cent. Çok pahalı. Adam daha ucuzuna bakıyor ya. Gecelik ben 2.5 Türk lirası veririm en fazla. 2.5 Türk lirası daha fazla, daha fazla vermem abi. 1.5 liraya varsa makuldür. Bir de kahvaltı dahil olsun. Türkiye'de bu fiyatlara var mıdır? Türkiye'de 1000 liradan başlıyordur en ucuz yer. Hostel zaten, benim bildiğim hosteller sadece Sultanahmet'te falan. Çok güzel gün batımı var Vietnam'da. Çok güzel denk geliyor ya. Otobüs yolculuğu yaparken böyle nehir, gün batımı. Şuradaki evlere bakar mısın ya? Çok iyi değil mi kanka ya? Bungalovlar böyle. Manzaramız şu an çok iyi ya. Gün batımında doğa manzarası. Hakikaten ya. Ya bu Vietnam güzel ya. Böyle doğal güzellikler, yeşillik olarak güzel bir ülke. Evet. Ama yani. Ama şunu da açıklayayım yani, gittiğim her ülkede ben o ülkenin iyi taraflarını da söylüyorum, kötü taraflarını da söylüyorum. Hadi kötüsünü yani, söyle bakalım. Ben Vietnam'daki bütün insanların çok böyle iyi olduklarını görmedim. Evet. Bazı insanlar birazcık kötü niyetliler. Daha az önce anlattım sana. Evet. Az önce kameram kapalıydı. Sürekli yani aramızda böyle yaşadıklarımızı anlatıyoruz an be an. Mesela demin bir kazıklanma olayı yaşadım. Yani kamera açık değildi. Ben kendi videomu da çekemedim canım. Videosuna da çekemedik. Şöyle söyleyeyim. Bakkala girdim alışveriş yapmaya. Fiyatı biliyorum. Fiyat 25 bin ediyor. Adam dedi bana 45 bin. Ya dedim kardeşim yapma dedim. Bu her yerde 25'e satılıyor. Tamam dedim, almıyorum. Bir tane çikolata alayım dedim. Çikolatanın fiyatı her yerde 12 bine satılıyor. Adam bana dedi 30 bin. Dedim kardeşim yapma, ben gerçek fiyatı biliyorum. Almasan alma dedi. Ben de gittim ileri yürüdüm. 100 metre ileride başka bir bakkal buldum. Doğru fiyatları satın aldım. O kazıkçı bakkala geri döndüm. Dedim ki sen buna dedim 45 bin dedin. Ben bunu az bak dedim ileriden yan sokaktan 25'e aldım. Çikolataya 30 bin dedim. Yan bakkaldan 12 bine aldım dedim. Adam bana ne diyor. Yani böyle çok kazıkçı milletler biraz da yani. Birazcık böyle insan kazıklamayı seven tipler var. Turisti silkelemeyi sevenler var. Yani, yani bilmiyorum tabii. Ben Tayland'da görmedim açıkçası böyle insanlar. Ben ömrümde gezdiğim 33 tane ülkeye göre konuşuyorum. En turist kazıklamaya çalışan, bak kazıklayan da demiyorum, kazıklamaya çalışan millet Vietnamlılar. Ben hadi bu canım. Kadar abi yani aptal, yani şey diyeyim, turistleri aptal yerine koyan diyeyim. Aptal yerine koyuyorlar bizi. Ya ben diyorum fiyatı biliyorum ya dün, diyorum. Dün senin yaşadığın bir olay vardı hani 100 bini az veriyor. 100 bin eksik veriyor ya. Bugün su sen aldım. Bir daha sayıyorsun yine 100 bin eksik. Mesela bugün yaşadığım ya küçük boy pet şişe su satın alıyorum bir tane kadından. Biliyorum fiyatı 2 haftadır Vietnam'da ya. Fiyatı 10 bin dong geliyor. Kadın dedi bana 30 bin. Ya abla dedim gözünü seveyim bunun dedim fiyatı 30 bin değil. Beni kazıklama dedim. Doğruyu söyle tamam 10 bin olsun dedi. Ben dedi 500 bin var. 500 bin verdim kadına. Ana 490 bin parası vermesi lazımken 390 bin verdi. 100 bin eksik sanki anlamayacağım sandı. Parayı saydım. Abla dedim 100 bin eksik. Ver ben de bir sayayım dedi. Aldı bütün parayı saydı. Tamam dedi şimdi tamamdır al dedi. Bir daha saydı yine 390 var. Abla dedim 100 bin ver dedim. Bir daha aldı saydı yine aynısını yaptı. Tamam şimdi verdim koydum içine 100 bin dedi. Baktım yine yok. Abla dedim almıyorum suyu dedim anasını satayım. Sonra tamam dedi çıkarttı bir 100 verdi paramı aldım. Yani ben paramı saymasam diyorum artık. Bir tane pet şişe suya 11 kat fiyat ödeyecektim. 11 kat fazlasını ödeyecektim. Evet. Yani her türlü iyi taraflarını, kötü taraflarını mutlaka söylüyoruz, konuşuyoruz. Biz aramızda da konuşuyoruz, videolarda da söylüyoruz. Mert'in videolarında da öyle. Ben Mert'i takip ediyorum. Her zaman gittiği ülkelerde iyi yönlerini de kötü yönlerini de söylüyor. Bu arada yani eğer takip etmediyseniz hala Mert Aktaş Travel
kanalının adı. Onu da mutlaka takip edin. Sizler Can'ın kanalına bir unfollow yapıp benim kanala takip atın. Silin Can'ın kanalını, gerek yok artık. Beni izleyin. Rakibim olacaksın yani. Seni geçtim ki YouTube'da. Geçmedi daha. Bugünlerde geçmek üzere. Bakın bu videoyu çektiğimiz tarihlerde. Bu video yayına girene kadar geçmiş olacak. Ama onun takipçi hızı çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Benim takipçi hızım kaplumbağa hızında gidiyor. Arkadaşımızın tavşan hızında. Tavşanla kaplumbağanın yarışını bilirsiniz. Duymuşsunuzdur. Kim kazanıyor? Ben tavşan. Ben kersenkele. Sen çok hızlı gidiyorsun kanka. Aynen. Ne derler? Hızlı koşan atın boku seyrek düşermiş. Ben yavaş koşuyorum. Bugün bakıyoruz mesela benim takipçiler bir artıyor, bir azalıyor. Bir artıyor, bir azalıyor. Ben de sayfayı yenildikçe 100 kişi geliyor. Toplamda ikimizin de 42 bin küsür takipçisi var. Bu arada Mert 2018 yılında YouTube'a başlamış. Yani en eski başlayanlardan. Hatta böyle yırtık pantolon, Emre Durmuş, neydi, Yiğit Can İç falan. Onların başladığı dönemde başlıyor. Gerçi ben de 2018'de YouTube kanalımı açtım da YouTube'a başlamadım. Yani öyle gelişim güzel. Hobi olarak. Ha, öyle hobi bir gibi. İki tane video atmıştım. Ondan sonra 2021'de tam olarak başlamıştım. Ayakkabıları alıyoruz, çantamızı alıyoruz. Yemek yiyeceğimiz yere doğru gidiyoruz. Nasıl gidiyor bro? Valla yolda biraz uyumuşum ya. Şimdi. Sen uyudun, ben uyumadım. Ayılmaya çalışıyorum şimdi. Ne oldu, muavinle bir tartışma mı yaşadın? Herhangi bir bana o pikeyi getirmese zaten abiyi dalacaktım. Yine şey, Bangladeş Partisi geliyordu da adam sonra bir bana pike getirdi. Ya yırtık pantolonun yaşadığı gibi. Yok, onunkisi komik bir yan, benimkisi ciddiydi. Adam ciddi bana geldi, el kol yaptı, vurdu bir tane belime. Vietnam otobüsleri niye böyle kardeşim? Bana geldi. Niye insanlara yaptı, arkadan hareketler yapıyorsunuz? Niye vuruyorsunuz insanlara? Valla beni bilen bilir. Kafa göz girerim yani cumhurzama. Bak adam aynen bana ne yaptı biliyor musun bak? Ha. Tam şurada otobüsten içeri gireceğim. Abi böyle bir terbiyesizlik olmaz. Ben bir yabancıyım da, turistim, gelmişim buraya gezmeye. Adam go 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 yapıyor böyle, tamam mı? Hadi 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 falan. Ha. Cevap bile vermedim. Geçtim adamı, tam yanından geçtim. Aynen bak, hani şu belimin tam şurasından. Adam şöyle yaptı, go. Go yapıyor bir bana böyle. Bak şöyle yapıyor, go. Böyle saçı parmağını bir soktu böyle. Ana tepem attı birader. Tepem attı, döndüm bakıyorum adama böyle. Ha. Ulan dedim şimdi tepem attığına Bangladeş Partisi. Bak aynısı işte yırtık pantolonun başına gelmiş. Diyor ki Vietnam'da diyor götünü döndüğün zaman götüne şaplak atarlar diyor. Onun da başına Vietnam'da mı gelmişti? Evet. Onun burada Oğuz kardeşim bizim çektiğimiz nedir bu Vietnamlılardan? Sen biri ben iki. Ama nedir bizim bu çektiğimiz? İyi gezgin olmak için Vietnam'da bunu yaşamak gerekiyor kardeşim. Tabii parmak artık yemeyen bu saatten sonra çok iyi bir gezgin olacaksın. Parmak yemeyen Vietnam'ın hakkını veremiyor. Yani Vietnam'a ben geldim deyip de parmak yemeden giden varsa o Vietnam'ı gezdim demiyorsun abi. Evet, yemek yiyeceğimiz mola yeri burası. Bakalım yemek olarak neler varmış, bize neler sunulacak. Sanki uykudan kalkmış bir amca. Burada üstü açık böyle yemekleri koyuyor oradan. Bayan. Arkamdaki amca bayağı asabi. İnsanlara böyle sen ne istiyorsun, sen ne istiyorsun der gibi böyle tripler yapıyor. Hiç yüzü gülmüyor adam, çok ciddi. Her an birine patlayabilir. Bana patlayabilir. Bak burada pho satılıyormuş. Pho çok meşhur. Büyük memnunum. Ortamlar böyle. Şimdi ben pilav istedim amcadan. Thank you. Tavuklu pilav aldım. Chopsticks'lerimizi aldık. Yemeğin içinden kıl çıktı. Ay. Abi bu ne be? Yemeğin içi kıl dolu lan. Kanka yemeğin içi kıl dolu. Yemeğin içi kıl mı dolu? Abi bunlar ne? Tavuğun kılı olmasın o. İşte sana ne diyeceğim bak. Bu tavuğu olduğu gibi kesmişler kanka. Hiç ayıklamadan etmeden. Baksana ya şuna.
Bak kıllar var bak buralarda. O adamın değil, tavuğun kılı galiba. Tavuğun kendi kılları yani, o kadar ayıklamamışlar. Bak ayak, paça ne varsa böyle atmışlar içine yani. Tavuğun olduğu gibi bütün derisi, her şeyi duruyor bak. Kanka böyle. Ama şimdi şöyle bir şey var. Vitamini de kılında. Vitamini kılında mı? Tabii tavuğun Ben vitaminsiz kalıyorum. Pardon. Tavuğun proteini kılındadır. Neyse artık. Anladın mı kanka? Pilavdan gideceğiz biraz, tavuk suyu, pilav artık. Bakayım benimki kılsız kanka, bana kılsız tavuk vermiş. Benimkinde kıl yok. Benim tavuk çok kıllı. Bakayım bak, benimki kılsız kanka. Pilav da güzel. Benimkisi ya. Tıraş olmuş kanka. Kusura bakmayın bu iğrenç espri için arkadaşlar. Kalın kalın giyindim. Gece maalesef çok soğuktu otobüsün içi. Ve Mert maalesef hasta oldu. Mert nerede ya? Ben şurada. Maalesef abi. Hasta oldu Mert. Ben de hastayım. Boğazlarım kötü ama o kadar kötü değilim ben. Ama Mert çok kötü ya. Bu arada geldik. Güneş doğuyor. Klima çarptı bizi ya. Dalat'tayız şimdi. İkimiz de hastayız. Donuyorum birader. Bir ateşim var. Bir adamın ateşim çıktı. Ateşi var. Düşüyor. Of. Çok kötü, sabaha kadar titredim. Uyudun ama sen. Kanka hiç uyuyamadım ki, uyuyorum. 2 dakika sonra uyanıyorum. Üşümekten böyle uyanıyorum. Pike var, bu var. Yok abi, pike. Gel şöyle bir kahve içelim. Ha kahve mi? Yani sıcak bir şeyler içelim. Boğazım tamam, gitler abi ya. Evet. Dalat'a birazcık sağlıksız geldik ama güzel devam edecektir eminim. Vietnam kafesine geldik. Kahvemizi içeceğiz şurada sabah. Bir ayılalım. Kanka hadi biz üşüyoruz da böyle kalın kalın giyindik de, bunlar niye kalın giyinmiş? Acaba dedim biz Rusya'ya, Kazakistan'a falan mı geldik ya? Şu insanlara baksana, hepsi böyle paltolar, şapkalar. Kalın kalın giyinmişler. Bu şehirde ilk saatlerimiz. Hostele doğru gidiyoruz şimdi. Sabahın köründe pazar yeri kuruluyor. Saat şu anda 5.30, 6'ya geliyor. Biz hostele doğru gidiyoruz. Evet, şimdi hostele yaklaştık. Hello! Burada dansçı kızlar geçti önümüzden. Hostelimize geldik. Dalat Nohut Hostel. İşte burası. Güzellik. Evet, şu anda bir yemekteyiz. Burada hep beraber hostelde ortak bir yemek yiyoruz. Yemekler burada. Hi guys. Hello. How is the food? Do you like? I'm trying. Ah, you haven't tried. Nobody tried. Okay. Daha başlamadık yani. What is this? Pikachu. Kız Pikachu yapıyor. Bakın, hiç Vietnamlı kızı Pikachu çizerken gördünüz mü? Can I see? Oh yes, this is Pikachu. Pika 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 Pikachu. Çocuk Vietnam dilinde Pikachu çizgi filmi izliyor. Sonra da bunun etkisinde kalıp gidip onun aynısını çizmeye çalışıyor. Baksana, pür dikkat seyrediyor. Tipe bak. Canım benim ya. Bu da yaptığı çizim. Bütün gün burada çocuk Pikachu çiziyor. Bunlar da bizim arkadaşlar. Kahvaltı yapacağız birazdan. Yeni bir güne başladık hostelimizde. Easy Rider, what's your name? My name are... Lan. For you already. Lan. Yes. Bu adam rehbermiş de böyle bir defteri var. Herkes buraya yorumlarını yazmış. İngilizce yazan var, Rusça, Çince, İspanyolca, Portekizce. Herkes işte çok güzel bir turdu, harikaydı falan diye yazmış. 600 bin donk istiyor şelaleye götürmek için. Motorda götürecekmiş. Toplamda 2 kişi 1 milyon 200 bin vereceğimize 150 bin ile kendimiz motor kiralarız. Evet. Oo, bayağı yere götürüyor ama biz buraları bilmiyoruz ki. Ha bak, bunun fotoğrafını çekelim. Sonra motor kiralayıp biz kendimiz gidelim buralara. Adamın bir çalayım bir şeyine, rotasını.
Ben mekanları öğrendim. Kendimiz motor kiralayıp gidiyoruz daha ucuza. Şu anda Vietnam'ın Dalat şehrindeyiz. Tabii ki yoldan yürüyoruz, yoldan. Her zaman. Kaldırım var ama burada. Vietnam'ın Dalat şehri çok enteresan bir yer. Çünkü biliyorsunuz Vietnam videolarında hep diyorum ki Vietnam çok sıcak bir yer diyorum. Ama bu Dalat var ya, çok serin bir yer. Geldiğimizden beri üşüyoruz, kalın kalın giyiyoruz üstümüzü. Çünkü burası böyle Rize gibi, Trabzon gibi böyle Karadeniz yaylaları vardır yani, serin serin. İşte buralar da öyle. Oğlum dikkat et lan. Ezileceksin. Neyse işte şimdi bir arkadaşla buluşacağız. Doktormuş arkadaş, Türk. O da buradaymış. Are you YouTuber? Yes, I am YouTuber. Are you cola? Are you taxi? Go. Are you taxi? Are you cola? Yes, I go. Go, come. Go, my home. Come on. Your home. My home. Your house. My home, come on. Okay. You are beautiful. Oo, ağaca bak lan. Oğlum çok güzel. Dur bir daha geçelim. Aa, ağaçlara baksanıza ya. Çok güzel ya. Aa, ışık da koymuşlar, geceleri aydınlatıyorlar. Bak burada da var mavi. Gerçek değil ama bu. Bak ışık vuruyorlar geceleri. Aa! Evet, arkadaş da geldi. Şurada. Evet. Buluşacağımız arkadaş. Arkadaşlar biliyorsunuz benim Instagram'ım kapanmıştı. Bana bir mesaj attı Utku Bey. Dedi ki buluşalım dedi. Ben de tamam dedim. Çünkü bana pek mesaj gelmiyor bu aralar. Abi, bunu biraz değerlendirdim. Evet, Tayland'la beraber gittik ya. Biz zaten tanışıyor musunuz? Aynen abi. Tanışıyoruz. Aynı hostelde kalmıştık. Nasıl? İyidir abi. Sadece kelime gidi ama değil mi? Bu abi yine bizi buldu. Rehber. Döndü dolaştı yine bizi buldu. Bu arada biz çok hastaydık. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Doktor Utku geldi. Bizi iyileştirecek misin abi? Abi çok. Gerçi bu çok, adam iyileşti ya. Çok ben biraz. Ya. Sadece olur. Çok az bir boğazımda bir gıcık var böyle. Toparlar. Onun çok şeyim yok. Enerjiyim. Benim bugün. Senden sonra ben birazcık kötü oldum işte. Sen otobüste kötüydün. Evet, biraz var. Ama dün ben çok kötüydüm, sen iyiydin. Şimdi ben erken başladım senden aslında. Erken çıktım, sen benden geç girdin. Hani ağırlık anlamında. Yarına toparlarsın muhtemelen. Yani İlaça gerek kalmayacak gibi gözünde sen. Tamam. Adam çöldürüyor, işiyor. Tekere hem de. Tekere işedi dayı. İşe bulamadım. Sokak çektik. Ulan daha oraya da yüzse, buraya da yüzse aynı mı? Crazy House yazıyorlar. Şimdi bir yere geldik. Burası Crazy House diye geçiyor. Google'da Hang Na çılgın evi, yani Crazy House olarak geçen bir eve geldik. Çılgın bir evmiş. Crazy House. Hoş geldiniz. Porker, he is my boss. He is a company. İçinde böyle değişik bir mimari yapısı olan, enteresan duvarları olan bir ev. Çılgın ev. Thank you. We are asgari ücret. Sen ne diyorsun hacı? Boşver. We are asgari ücret. Boşver kanka. Muhabbet ediyoruz kendi aramızda. Bu İspanyol bir şey vardı, mimar vardı. Guido mu? Onun şeyine benziyor. Çinlilerle tanıştık şu anda. Guangzhou'da oturuyorlarmış. Çinliler buraya gezmeye gelmişler. Hello. Hello. Do you want to say something in Turkish? You can say merhaba. 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 Yes. Merhaba. 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 Thank you. Okay. What's your name? My Chinese name is Huang Shui. Yes, Shui. Arkada da bizi çekiyorlar. My name is Susu. Susu. Susu, yeah. Okay, nice to meet you. My name is Can. Oh, Can. And you say, learn Turkish. Seni. Seni.
Seviyorum. Seviyorum. Mert. Mert. Thank you. Don't say the last word. What do you mean? Don't say the last word. Just say seni seviyorum. Mert. Seni seviyorum Mert. Seni seviyorum Can. No, seni seviyorum Mert. Yes. Abi bütün dünya bana aşık ya. Anlamıyorum neden. That is mean I love you. Thank you. Bomba. Bomba. Abi kadın bize Vietnamca yemekleri gösteriyor ve diyor ki bunlar var. Biz de diyoruz ki tamam bu bir açıklama olamaz diyoruz. Anlamıyoruz hiçbir şeyi. Kadın diyor mikrofon. Ama çözdü. Mert çözdü abi olayı. Abla. What is this name? Bomba gibi. Bomba. Bu Google Translate çalışmıyor yemeklerin isminde yani yapacak bir şey yok. Yemekler bunlar. Pek temiz durmuyor ya. Evet. Yani emin olamadık abi biraz daha bakabiliriz. Evet bence gidelim. Siz hiç Hindistan'a gitmemişsiniz belli. Hindistan'da bunları götürüyor hep. Sence Hindistan'da bu ne ayarda yani temiz bir yer mi sence? Bu dükkan Hindistan için gayet normal. Normal. Hiç sırıtmaz. Ama burası daha hijyenik çünkü ablanın en azından şey var böyle kaşık, kepçe falan kullanıyor yani. Hindistan'da eliyle mi koyuyor? Elle koyuyor. Ya eğer pirinç gibi bir ürünse pilav falan direkt eliyle zaten koyuyorlar. Böyle sıvı şeyler. Kepçesi varsa kepçe kullanır, kepçesi yoksa mesela yemek tabağını alır, kazanın içine sokup alır verir falan. Pirinci eliyle mi adam böyle alıp sana tabağına? Videoları var göstereyim istiyorsan. Ben biraz cahil kalmışım Hindistan. Instagram'a da attım, YouTube'a da attım. Adam mesela abi pirinç ver diyorsa. Yok ben onun Brezilya videolarını izliyordum. Brezilya aynen. Avucunu alıp koyuyor adam pirinci kendine. Şimdi bir restorana geldik. Çok acıktık. Kanka dur kirleteceksin koltuğu döverler sonra bak. Zaten zar zor çok lüks bir yere geldik zaten burası bayağı lüks. Sushiler var. Tayvan yemekleri varmış. Tayvan mutfağını ben çok seviyorum. Daha önce Tayvan'da yaşadım. Ya ben sushi yemeden bir gün geçiremem. Arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Sushi olacak abi. Yalnız bayağı sağlam bir mekana geldik. Fiyatlar aşırı pahalı geldiği için restorandan ayrılıyoruz. Şimdi başka bir restorana geldik. Bakalım ucuz muymuş? Ya $50 bir şey değil de ağız tadıma uymuyor herhalde. Evet. Tayvan mutfağını sevmiyormuş. Şimdi bunlar ne? Chicken falan diyor. Fried chicken diyor. Mesela 120-140 diyor. Yani bunu Türk parasına çevirsen 140 lira falan ediyor. $5 falan işte. Sonra ne? Yani haşlanmış tavuk. $4-5 burada. 5-6 dolara. Ya burada da tavuklar var yine. Şu anda Vietnamlı kızlara denk geldik. TikTokçuymuş bunlardan. Şimdi bu yandaki Vietnamlı arkadaşa dedim ki Türkiye hakkında ne biliyorsun dedim. Avrupa'da olduğunu biliyorum sadece dedi. Onu biliyorum. Şu anda bir göl kenarında yürüyoruz. Buranın zaten sadece bir gölü var. Pek fazla bir özelliği yok. Ama lokaller takılıyor. Bak ileride bayağı bir kalabalık var. Oraya doğru gidebiliriz. Ama bu taraftan mı gitti? Evet. Ya da demir bisikleti aynen. Geçelim. Bak şurada bayağı insan varmış. Aynen. O tarafa doğru yürüyelim. Deniz bisikletiyle mi geçelim? 5 tane bil gönderim olursa şunu seçmeyi bileceğim. Oha bitti herhalde. Bak burada ne yapıyor? Hello. Mısır pişiriyor. Şöyle bir şey var. Pizza gibi. Etler var. Vietnamlı bir seyyar satıcı. Şimdi bu şehrin en kalabalık yerine geldik. Burası sadece motosikletlerin park edildiği alan. Böyle gördüğünüz gibi uzuyor ve arkadaki insan kalabalığına bakın. Şimdi buradan yukarıya çıkacağız. Burada merdivenler var ve merdivenlerin üstü full insan dolu. Bakın şurada. Şimdi oraya gideceğiz. Çok ilginç bir yere geldik. Burada köpek güzellik yarışmasına denk geldik. Çok tatlı köpekler var.
Şimdi size hepsini tek tek göstereceğim. Bütün köpek severleri bu cinsleri yazmaları için yorumlara davet ediyorum. Çok tatlı ya. Şunu tipe bak ya. Güneş gözlüğünden de hiç rahatsız olmuyor. Tipe bak ya. Abi ben köpekleri aşırı seven bir insan olarak şu an çıldırıyorum resmen. Ortalarda dolaşan köpekler var bir de böyle. İşte burada böyle köpeklerle fotoğraf çekiliyorsun. Sanırım küçük bir ücret ödüyorlar. Çünkü adamın elinde bir para var şurada. Fotoğraf çekilmek için insanlar para ödüyor işte. İşte buranın en kalabalık yeri, merdivenlerin olduğu bölge. Burada insanlar uçurtma uçuruyorlar. Çok ilginç bir uçurtma varmış burada bak. Burası Vietnam'ın Dalat şehri ve geldiğimizden beri Dalat şehrinde Vietnamlılardan başka hemen hemen hiçbir milleti göremedik. Bize dediler ki burası bir backpacker şehri, hep yabancıların olduğu bir yer ama biz sadece Vietnamlı gördük. Şimdi de bu yapının en tepesine geldik. Buradan size aşağıdaki kalabalığı gösteriyorum. İşte Vietnam'ın Dalat şehri ve onun en merkezindeki göl ve merdivenler. Kanka sen Vietnam'a nasıl girdin? Vietnam'a nasıl girdim? Laos'tan girdim kanka. Ama girdikten sonra ben Hanoi şehrine geldim direkt, çok gergin başladı benim ilk an. Bilirsin benim klasiğimdir, her ülkeye girdiğimde bir problem yaşarım her ülkede yani. Bir kavga gürültüm oluyor maalesef. Ya bir tane gerizekalı taksiciye denk geldi. Dayı ne bağırıyorsun? Her neyse abi, ben geldim otobüsle. Hanoi şehrine ulaştım, otogardan indim. Ondan sonra abi şimdi benim üstümde Vietnam parası yok. Doğal olarak ben Laos'a yeni gelmişim. Laos parası var üstümde. Hostel ayarladım. Hostele gideceğim ama hani ödeyecek param yok. Yani param var ama Laos parası. O da geçmiyor. Vietnam'a gelmişim. Taksiciyle anlaştık hosteleme kaç para götüreceğine. Ama adama baştan dedim. Bak dedim kardeşim, bende Vietnam parası yok. Bende Laos parası var. Beni önce bir change office'e götür. Paramı bozdurayım Laos'tan Vietnam parasına. Sonra beni hosteleme götür. Anlaştığımız parayı sana vereceğim dedim. Tamam. Çocuk gerizekalı. Yani gerçekten tam bir gerizekalı. Change office'e gideceğiz sözle. Motora bindik. Motor taksi gidiyoruz. Beni kuyumcuya götürdü. Ya kuyumcu ne alaka kardeşim? Change office'e götür beni ya. Ya ülkenin başkentinde change office mi yok ya? Kuyumcuya götürdü. Girdik. Diyorum Laos parası bozar mısın? Yok diyor. Adam bozmam diyor doğal olarak. Adam niye Laos parası varsa? Adam altın satıyor, gümüş satıyor, yüzük satıyor, altın kolyeler satıyor. Laos parasını ne yapsın? Neyse çıktık bindik motora, ikinci kuyumcuya götürdü beni. Sonra götürdü üçüncü kuyumcuya, doğal olarak hiçbirisi almıyor. Üçüncü kuyumcu kabul etti. Tamam dedi, ben dedi bozarım dedi bu parayı. Ama öyle bir komisyon koydu ki %50 kesik atıyor. Normalde benim almam gereken para, Vietnam parası olarak konuşuyorum, kendim hesapladım biliyorum. 1.700.000 Vietnam parası almam lazım. İşte şu an kullandığımız para işte 1.700.000 ne kadar ediyor? Yani ne TL olarak işte 1900 lira falan ediyor. 2000 TL falan. Yani aşağı yukarı. 50 doların biraz üstü falan yani. İşte Laos parası. Hani 1.700.000 Vietnam parası almam lazım. Bana kuyumcu diyor ki 1.000.000 verir. Peki şey sınırda kaçıyorlardı? 700 bin tonga. Sınırda hatırlamıyorum. Ben orada 2-3 dolar bozmuştum.
adam 1 milyon 700 vereceğine 1 milyon veririm sana diyor. Ulan yarı yarıya komisyon dünyanın neresinde var? Tabii ki bozmadım. Motora bindik taksiciyle, sonra gitti biri telefoncuya götürüyor. Abi para bozuyor mu? Ya diyorum kardeşim aptal mısın? İngilizce de anlamıyor. Ya beni change office diyorum. Exchange. Google Translate yapıyorum, Vietnam diline çeviriyorum. Para bozdurma, exchange, money change. Artık delirdim. En son artık delirdim. Dedim kardeşim dedim sen beni bırak. Ben dedim yürüyeceğim. Beni sal. Bak normalde mesafe beni otogardan hostelime götürecek mesafe 11 kilometre. O an bulunduğum yerden baktım daha 6 kilometremiz var. Beni 5 kilometre götürmüş yarı yol. Anlaştığımız para da 170 bin Vietnam dongu. Hani bu ülkenin parası 170 bini anlaştık. Yarısına kadar götürdü dedim kardeşim ben daha fazla seninle uğraşamayacağım. Ben 6 kilometre yürüyeceğim. Tamam dedi öde parayı dedi. 170 bini direkt öde dedi. Dedim hayırdır dedim niye full para ödüyorum dedim. O da dedi bana ne dedi 170 bin anlaştı. İngilizce yok onda. Hani el kol mel kol ya da işte telefona yazıyoruz 170 bin falan. Sonra ben bunu atar gider girince çocuk ben anlamadım 300 bin istemeye başladı benden. Hesap makinesine 300 bin yazıyor. Cüzdanımdan çıkarttım 100 bin Laos parası uzatıyorum çocuğa. Yarı fiyattan daha fazlası ediyor. Yani Vietnam parasına çevirsek 100-110 bin Vietnam dongu veriyorum. Yarısından da fazlasını veriyorum. Bir de ben üstüne 6 kilometre yürüyeceğim. Yine de çocuğa para veriyorum bak. Çocuk kabul etmiyor Laos parasını. Tamam haklıdır Laos parası. Bana 300 bin vereceksin demeye başladı falan. Lan dedim milader hayırdır 300 nereden 170'i anlaştık falan filan. Sonra ben artık benim iyice tepemi atmaya başladı. Onun tepesi iyice attı artık gerildik. Ben artık dedim tamam dedim bu Laos parasını alıyor mu dedim almıyorum. Tamam dedim defol git anasını satayım. Koydum parayı cebime aldım çattım 5 kuruş vermiyorum. Benden o parayı alabiliyorsan al dedim. Ben başladım yürümeye arkamdan geliyor bana el kol yapmaya başladı. Elimi tutuyor hiçbir yere gidemezsin diyor. Ama çocuk da şey yani genç hani böyle 18-19 yaşında falan toy. Küçük cılız böyle hani zayıf. Ben gidiyorum elimden tutuyor. Bak diyorum beni delirtme. Bana el kol yapma bana dokunma diyorum bak elimde kalacaksın. Zaten bir deri bir kemik böyle hani en son tamam lan dedim. İndirdim çantayı. Ben çocuğu tutuyorum haberim tutuyor. Bak hararetlendim şu an. En son hani bak vuracağım vurmak istemiyorum. Başımı belaya sokmak istemiyorum. Daha ülkeye gireli bir saat olmuş ya. Vietnam'a gireli. Yani başımı belaya sokmak istemiyorum. Çocuk diyor bak polisi arayacağım polisi arayacağım. Sen bana paramı ödemiyorsun diye. Lan veriyorum sen almıyorsun. falan filan derken polisi arayacağım dedi. Ara lan dedim ara. Ara dedim. Bak dedim ben aynı zamanda video da çekiyorum çünkü GoPro elimde. Dedim ara lan polisi elimde kamera kaydı var lan dedim. Kim kimini dolandırdığı besbelli. Polisi aradığın an senin zarar göreceği andır yani. Ara dedim aramıyor falan filan. En son biz bayağı bir hararetlendik. Yani bak şöyle yapıyorum. Tutuyorum kendimi vurmamak için. Ben böyle yapıyorum çocuk böyle yapıyor. Hadi vursana hadi vursana yapıyor. Biliyor çünkü ben bir turist olarak ona vurduğum an benim başıma bela gireceği andır yani. Karakolluk olup içeriye gireceğim andır. Çocuk da akıllı hadi vur diyor. Ulan teşvik ediyor beni falan. Artık o kadar böyle hararetlendik. Mahalleli toplandı etrafa. Ne oluyor mu oluyor falan. İşte esnaf mesnaf geldi. Tabii kimse dilden anlamıyor. Ben anlatmaya çalışıyorum derdini. Kimse anlamıyor İngilizce. Sonra şansa bir tane motosikletli bir tane kadın geldi. Kadın da şansı İngilizce öğretmeniymiş. Hani derdimi anlayacak birisi. Durdu. Ben dedi sana yardımcı olayım. Ben İngilizce biliyorum dedi. Ona dedim sen İngilizce biliyor musun? Ama öyle bir patlıyor bir kadına atar yapar gibi koşuyor. Sen İngilizce biliyor musun? Diyorum böyle. Hani öyle bir kendimi kaybettim. Sonra kadın bir şeyler söyledi etti falan. Çocuğu kovdular. Tabii esnaf mesnaf bir 5-6 kişi toplandık. Gönderdiler çocuğu. 5 kuruş da ödemedim. Defoldu gitti. Sonra bu kadar mı şans yüzüme güler? İngilizce kadın, İngilizce öğretmeni olan kadın. Çok dünya tatlı çıktı. Sen dedi nereye gidiyorsun falan öyle muhabbet etmeye başladık. Ya dedim işte 11 kilometreydi mesafem. Beni 5 kilometre getirdi. Burada ayrıldık. 6 kilometre yürüyeceğim şimdi ben dedim. Yürüme dedi. O gittiğin hostelin adını bana bir söylesene dedi. Girdi kendi telefonundan Google Maps'ten. Konum tarifini aldı sağdan soldan muhabbeti. Atla motora. Beni hostelime kadar götürdü sonra. Böyle bir Vietnam'a girişim oldu. Çok enteresandı. Böyle Vietnam'a böyle başladık kanka. Yine gergin. Bir sonraki ülkeye de böyle başlarsın. Bir sonraki ülke Hong Kong. Bekle beni Hong Kong. Geliyorum. Abi atmosferi çok enteresan. Hadi karşıya geçiyoruz. Bak böyle mi? Vietnam'da nasıl karşıdan karşıya geçilir? Ya da geçilemez. Evet abi. Halkı selamlayarak geçiyoruz. Selamlayalım. El kol kaldırarak. Dur! Come on. Thank you. Ama kanka bak şunu da göster. Bak yaya geçidi var ama trafik ışığı yok. Atlamak zorundasın. Abi Dalat'ta trafik ışığı yok. Yaya geçidi olsa da olmasa da yani geçiş bu şekilde. Yani bir trafik ışığı yok. En önemli şeylerden birisi de abi.
Vietnam'da karşıdan karşıya geçerken şeyi ayarlıyorlar. Motorlar ayarlıyor. Senin hızına göre sen hızını hiç değiştirmeyeceksin. Hızını değiştirmeden geçersen motor duruyor, yavaşlıyor, sana yol veriyor, evet, ya da geçiyor. O yüzden hızını ayarladıktan sonra problem değil abi. Aynen. Vietnamlı kızlar. Nasıl? Vietnamlı kızlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar, Vietnamlı kızlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzeller mi? Abi, iyi insanlar. İyi insanlar. Sen ne düşünüyorsun? Vietnamlı kızlar güzel mi? Kanka, Vietnamlı kızları gerçekten beğeniyorum. Asya kıtasındaki favori ülkem Japonya, arkasından da Vietnam gelmeye başladı. Beğeniyorum. Güzellik olarak çok iyiler. Güzeller. Karakter olarak böyle şeyler, güçlü, sert karakterleri var. Hani öyle basit kız değiller. Hani böyle iyi bir duruşları var yani. Nereden Vietnam halkı bize benziyor çünkü onlar da yani basit değil, ülkelere karşı savaşmış zamanında. Evet, gerçi evet. Onlardaki o şey var yani, gurur var. Hani sertlik var, yani. Onlarda. Sertlik var. Aynen. Diğer Güneydoğu Asya insanına benzemiyor. Hani öyle basit değil. Yani. Kızları arkamıza aldık yine. Konu mankeni gibi dolanıyorlar orada. Yine gölün yanından yürüyoruz. Şimdi bir arkadaşlarla artık günün sonunda bir bara gidiyoruz. Maze Bar diye bir bar varmış burada. Çok meşhurmuş. Değil mi? Güzel. Nesiyle yani, meşhur? Biramı ısmarlayacağım bize. Ayıp ediyorsun. Size geldik. Cafe Maze. Buraya girdik. İçerisi daha da ilginç. İçerisinin konseptini şimdi göstereceğiz size. Mekanın konsepti çok ilginçmiş. İçeride de hep bu tarz sanat eserleri görebilirsiniz. Şimdi içeriye girelim. Size onları da göstereyim. Hello. I fell in love with who I thought you were, someone who'd never wanna see me hurt, but I was fooled by all your vows and words. We built a house when we were 21. Now I know why it never felt like home. Who can predict the future when they're young? Ooh, I wonder. You call and keep on asking, is it too late for us? The answer I keep giving, isn't it obvious? Our love is standing. Evet, en üst kata geldim şimdi. Burası artık normale dönmeye başladı mekanda. Geri kalan her yer adeta bir antika dükkanını andırıyordu benim için. Burası da terası. Terastan da şöyle bir manzarayı göstereyim. Burası Vietnam'ın ünlü Dalat şehri. Burası da binanın en alt kısmı. Mahzen diyebilirim buraya. Yeraltı burası. Her yerde heykeller var. Nereye baksanız. Merdivenlerden aşağı iniyorum şu anda. Burası karanlık birazcık. Pek fazla müşteri yok buralarda. Şu suratlara bakın. Korku tüneli yapmış adam var. At the boat. Su altına girdik gibi. Buraları su altı olarak tasarlamışlar. Bir de buraya geldiğimizde yerler ıslak artık. Yerler ıslanmaya başladı. Deniz kabukları. Yine merdivenlerden iniyoruz, çıkıyoruz. Burası zaten labirent gibi bir yer. Neredesiniz? Durun durun. Sesinizi duyuyorum. Yaklaştım. Ha. Oğlum valla kaybolduk ya. Abi gelsene. Ne oldu? İki tane yol ayrılıyor. Sağ yukarı, sol yukarı. Sen seç. Bir de biz aşağı inelim diye geldik ama bence sanki yukarıya çıkıyoruz şu anda. Kanka bak, burada yol bir sağ yukarı, bir sol yukarı gidiyor. Burada da bir yol gidiyor buraya. Aşağı iniyor yani. Buradan da bir yol var. Oğlum bu ne böyle? Gelsene abi, gel. Aa, müzik. Oha, gizli parti mi var burada acaba?
müzik var. Aynen. Çok gizli bir partiye mi geldik acaba? Yeraltı partisi, underground. Kanka yürü yürü. Oha, tırmanmamız gerekiyor. Tırmanış yapacağız kanka. Gizli bir mekana gidiyoruz şu an. Oha. Çıkalım. Çıkışa bakar mısın ya? Kanka gizli underground parti. Müşteri böyle yerden mi çıkıyor şimdi? Evet oğlum. Gizli vay underground'a geldi. Aa, müzik sesi geliyor şuradan. Bu ne ya? Korku tüneli gibi. Bu mekan var ya, Türklerin elinde olsaydı çok daha güzel işletirlerdi. Bizim Türkler ama Vietnamlılar maalesef kapitalizmle tam tanışamamışlar. Pek para kazanma hırsları yok bu insanlara. Abi mekana oturup muhabbet ediyoruz. Müşteri gelmiş susun diyor ya müşteri ya adamlar yani. Yani burada mesela böyle borçları toplamak veya yeni siparişi almak, gidip de müşteriye daha fazla satmaya çalışmak gibi şeyler göremezsiniz. Yani Vietnam'da insanlar çok rahatlar. Böyle alırsa alır, almazsa almaz, hiç umurunda değil. Kendi peşinden koşacaksın bence. Yani bakalım. Burada bak, bu kadar müşteri var. Mesela teras katında müşteriler var. Adamlar içkileri bittiği zaman en aşağı iniyorlar. 4 kat aşağıya, 5 kat aşağıya. De 5 kat çıkacaksın. Ondan sonra kayıp içkilerini tekrar alıp tekrar 5 kat yukarı çıkıp içki götürüyorlar. Kaybolmazsan inene kadar. Ama terasta da bar var. Adamlar bara çıkıp da oradakilere satmıyorlar. Çünkü üşeniyorlar en aşağıda. Evet. Belki belli bir saatten sonra olabilir şimdi. Ha. Saat de 9.30 şu an. Yani 3-5 içki içinde öyle yukarıya çıkamam şimdi. Çok bir şey yemez. Gel al işte diyorlar. Vietnamlılar içiyorlar. Hello. Çok tatlı millet ya. İstiyor musun diyor. Bakalım. Bir yandan yemek yiyorlar, bir yandan bira içiyorlar. Thank you. Bye bye. Thank you. See you tomorrow. Biz de eve dönüyoruz artık. Hostele geri dönüyoruz. Vietnam'da böyle gece vakti sokaklarda her yere masa sandalye atıp insanlar içiyorlar. Okay. Cheers. Koreliler bizi davet etti sofralarına, illa içeceksiniz dedi. Biz dışarıda meyve suyu için yere tutuşturdum önümüzde. Thank you. Gamsahamnida. Annyeonghaseyo. Banggalayo. Thank you. Nasıl kanka ortam? Güzel. Çok güzel kanka, misafirperver, arkadaş canlısı insanlar. Çok güzel. Evet. Meyve suyu, bak meyve suyumuz hala duruyor bak. Karpuz. Meyve suyundan biraya döndürdüler bizi zorla. Durmadan bize yemek ikram ediyorlar. Burada banh mi sandviçi var. Burada başka yemekler de var. Banh mi Vietnam'ın en meşhur yiyeceklerinden bir tanesi. Bunun içine gördüğünüz gibi ne bulurlarsa koyuyorlar. Et, sebze, salata, ne varsa koyuyorlar içine. Çok tatlı bir aile ya. Thank you. One more. Grup bayağı bir kalabalıklaştı. It's not gonna happen all the time, huh? I don't know. It's our first time here. Where are you from? Turkey. Turkey, also? Yes, Turkey. Yeah, he's my friend. Oh. Yeah. So, I'm really glad you enjoy Vietnam. So thank far. You. Yeah, so. I'm enjoying a lot. I like to enjoy it, okay? Everything is nice. Hope to see you soon in the future. Yeah, hope are to see you soon. Thank you. Yeah. Okay, nice to meet you, bro. Yeah, nice to meet you. Thank you. See ya. Kaldık yine biz bize.